Üniversite öğrencilerini, mezunları kara kara düşündüren bir borçtu. KYK'nın geri ödemeleri biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen yeni düzenleme sonunda meclisten geçti. Öğrenim kredilerinden faiz ve enflasyon farkı alınmayacak. Sadece ana para ödemesi yapılacak. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Üniversiteden mezun olan gençlerin korkulu rüyası haline gelen öğrenim kredisiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. 5 milyondan fazla gencin merakla beklediği torba kanununun 7. maddesi kabul edildi. Öğrenim sırasında aldıkları öğrenim kredisinin sadece ana parasını ödeyecekler. Yani faizler silindi. Eğer gerçekten silerlerse iyi bir şey. Bize çok yararlı oldu bu durum. 2019'da mezun oldum. KYK almıştım. Faizin silindiğini öğrendim. İyi oldu silinmesi. Yani... Ne kadardı peki borcun? Borcum 28'di. Şimdi 18 ödeyeceğim yani. KYK aldık. Aldık. Ne zaman mezun oldun? 2 sene önce. Erteledim, henüz ödemedim ama faize indirim geldi. Kolaylık oldu bize de. Ben zaten alırken de bu faizin kalkacağını biliyordum. O yüzden kafam çok rahattı. Sorun yok yani benim için. Şu an gayet iyi gidiyor yani her şey. Yok, ödeyemedik. Kaç senedir ödeyemedin? 3 senedir. 2 sene aldım sadece. Total 12 bin lira. Faiziyle ne kadar oldu? 15 bin lirayı bulmuştur. Kaç senedir ödemedik? Bayağı oldu ya. 28 bin lira ödemekten çok daha iyi tabii ki. Kaç mezunuyuz? 2018. Kaç yıl aldık KYK? 4. Ne kadar borcumuz? 35 bin civarı falan olması lazım. Niye ödemedim? Daha yeni işe girdik. Ben ödemeyeceğim için anneme ödetecektim. Yani çok bir şey değişmedi o yüzden. Bu uygulamadan halen geri ödemesi yapanlar ve yapacak olan öğrenciler faydalanabilecek. Geçmişe dönük ödeme yapanlar ise faizli tutarları geri iade edilmeyecek. Daha fazla yardım gerekiyor bence öğrencilere.